Kaç. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz. Ben de teşekkür ederim. Sayılır dakika kaldı 2023'e. Öncelikle kısa bir 2022 özet alacağım. Sizden sizin için nasıl geçti, neler yaptınız? Ya bizim için değil yani tabii yani dünyada da çok büyük sorunlar var. Ülkemize dönmedi ama biz kendi ailemiz olarak çok güzel geçti. Oğlumuzla işte çok keyifli bir zaman geçirdik. Yani bizim için negatif bir taraf yoktu ama tabii dünya için biraz sıkıntılı bir süreçti. Ama 2023 itibariyle bence bütün soruların geçeceğini diliyorum ve öyle olacağını da umuyorum. Ve gerçekten de öyle olacak. Özellikle bence. Şahsi bir dileğiniz var mı 2023'te? Şöyle, herkesin, iyi niyetli olan herkesin, iyi olan herkesin bütün temennilerin gerçekleşmesini diliyorum. İyi olmayan insanların biraz bundan nasibini almasını diliyorum. Çünkü şu pandemi bize gösterdi ki yardımlaşma, aile olma, arkadaşlık, dostluk, beslenmeyi yapma, aynı zamanda ekonomi, aynı zamanda işte yokluklar, bazı sıkıntılar aslında dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi bize. 2023'ten şunu diliyorum, biraz insan olmayı öğrenmek lazım. Genel değil mi? Bütün dünya için söylüyorum. Birine gönderme değil. Asla şahıslarla alakası yok. Asla şöyle bir şey var. Biz ülkemizin değerini bilelim. Yaşadığımız sokakların değerini bilelim. Bu çok çok kötü bir topluluktan ve kimlikten geliyoruz. Evet, kendi değerlerimizi bildiğimiz sürece biz her zaman önümüz çok açık diye düşünüyorum. Peki Bey, zaman zaman çok yoğun çalışıyorsunuz. Böyle evet. Kendi kendinize hesaplaştığınız, aileme yeterince zaman ayıramıyorum, çocuğuma zaman ayıramıyorum dediğiniz dönemler oluyor mu? Ya şöyle, yani bunu çok samimiyetle söylüyorum. Eşim de burada olduğu için rahatlıkla söylüyorum. Benim için set bittiği andan itibaren ailem başlar. İş başladığı anda da ailem devam eder. Hiçbir zaman ailemden, onları düşünmeden, onların varlığını içinde hissetmeden yaşamıyorum zaten. Ama şu var, set biter bitmez. Zaten onları her dakika setten de arıyorum. Biter bitmez hemen evime giderim. Saat kaç olursa olsun. Nasifede muhakkak benim yani yiyeceğim bir şey varsa onu şey yapar, hazırlar. Sette yemek yemem, evde yerim. Evet. O kadar evi özgür. Hemen doğru mu sorun? Kesinlikle doğru. Koşa koşa eve gelir ve her geldiğinde, gece 12'de de gelse mutlaka yemek yiyip o şekilde yani yemek gece olurluğu var sanırım. Ya hem öyle, hem benim için aile demek çorbanın kaynaması demek. Ev demek çorbanın kaynaması demek. Yani o sıcaklığı hissetmek demek. Bunu nasıl koruyorsun yıllardır? Söylüyorum. İnan korumuyorum. Hakikaten kilo almıyor. Ya çok teşekkür ederim. Evet, öyle bir şey var, efsane var ama şu var. İnan evde işte kaç, 4 sene oldu, 4,5 sene oldu. Şu an gömleklerin içinde olmuyor. O kadar şey. O kadar mavi. Tabii yani biraz da dikkat ediyoruz formumuza ama şey var. Yani hafif bir kilo alma durumu var. Bekir Bey, bir gün Belvin de burada. Biz öğrendik ki aranızda bir problem varmış. Hatta yan yana bile gelmek istemiyorsunuz. Sevgilerini çok merak ediyoruz. Yo, aslında şöyle bir şey var. Öyle hani yan yana gelmek istememe gibi bir durum yok. Sadece biz mesleki olarak oyun oynuyorduk. Ondan sonra oyunumuz bitti. Yani ama öyle bir araya gelememe gibi ya da gelmek istememe gibi bir durum yok. Çünkü burada denk geldi. Merhaba, görüşürüz, ederiz. Orada sıkıntı, yani ciddi bir nedeni yok. Yani biliyorsunuz bizim de kulağımıza fısıldanıyor bazı şeyler. Böyle ya çok, tabii hani, hayır, şöyle bir şey. Profesyonel hayat çok farklı. Profesyonel hayatın içinde kendi kişiliklerimiz olmaz. Mesleğimizle ilgili kaygılarımız ve durumlarımız olur. O anlaşmazlıklar hayatımızın içine yansımaz. Sadece profesyonel anlamda tekrar belki bir ortamda bulunmayabilirsin ama normal hayatta Nil Güngel'e benden bir şey isterse ya da biliyorum ki ben ondan bir şey isterim. Biz koşturup gideriz kendimize. Yani. Bahsettiğiniz oyunun bitişi hani sanırım çok sağlıklı olmadı. Ben öyle anladım. Yok, aslında öyleydi. Oyunumuzu oynuyorduk, devam ediyorduk ama benim biraz tempom yoğunlaştı. O temponun içinde ben çok fazla fırsat bulamadım. Onun da temposu yoğundu diye düşünüyorum. O temponun içinde biz dizi setleri çok zor görüyoruz. Evet. Biz yani iki gün sonrasında yarını çok fazla bilemiyoruz. O yüzden bir program da yapamıyoruz. Ben özellikle yapımcımızdan, Emre Bey'den bunu talep ettim. Ya ben yani devam edemeyeceğim çünkü biz ciddi bir yoğunluğun içine girdik. Hem sizi mahcup etmek istemem, size karşı mahcup olmak istemem, hem sizin işinize engel olmak istemem dedim. Öyle karşılık, mutabık olarak devam ettik hayatımızda. Acaba gönül mü koydu bu durumdan dolayı size? Ya zannetmiyorum ama onu söyleseniz. Ama yani algıladığım kadarıyla sonrasında da siz hiç konuşmamışsınız. Çünkü biraz... Yok, onu diyorum yani profesyonel hayat çok farklı bir şey, normal sosyal hayat çok farklı bir şey. Benim dünya görüşümde şu var, ben kendimi iyi hissetmediğim işin içinde olmak istemem, hiçbir işin içinde aynı şekilde. Ama eğer arkadaşlığım devam ediyorsa, dostluğum devam ediyorsa bana tek bir telefon ulaşıldığında koştura da o dostluğumun, o arkadaşımın yanında olurum. Ben Nil Güngör'ün
30 seneyi süren bir dostluğumuz var. Erler yapıyor. Ulusal Radyo Televizyon'dan devam eden bir dostluğumuz var. O hiçbir zaman yıpranmaz. Sadece zaman zaman işte her ilişkide oldu, her kadar arkadaşlıkta oldu. Zaman zaman bir ara birisi, sonra tekrar devam edersin. Ne zamandır konuşmuyorsunuz? Valla zamanı hiç hatırlamıyorum. Hayır, o kadar uzun zaman değildir. Ama konuşmuyor diye bir durum da yok. İnan çok denk gelmedik. Belki burada denk geldik, inan karşılaşmadık. Anladım. Da. Yani bunun için bir vesile olmadı ama otursak aynı masada gene oturacağız, kalkacağız. Çünkü piyasa zaten küçük. Yani küslüğü devam ettirecek, kin tutacak bir durumumuz yok. Muhakkak bir yerde denk gelinecek, bir yerde konuşulacak yani. Ama herhangi bir şekilde karşılıklı olacak. Onu da öyle konuşuyoruz. İş gelirse yine kısa vadede kafanızı yeter, kendisi de çalışır mısın? Peki çalışır. Bir çalışır. Bir bana herhangi bir kötü yok. Benim kimseye kötü yok. Kimseye karşı da böyle bir şey düşünme, etmem de. Herkes ekmeğinin peşinde. Ama şu var, bir duruş da önemlidir. Bu etkiniz mesleği açısından, sizin mesleğiniz için açısından. Ben kendi duruşum anlamında, kendi duruma bakarım, kendi meseleme bakarım. O meselede kendim de burada olmayı kendi açımdan doğru bulmadım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Sekron. Tekrar. Yok. Yok.